televizyon açıkken asla sıkılmazsınız. Wow. Bak Polly, koca bir saray. Kaçırmayın, bu ev sizin olabilir. 3 banyo, 5 yatak odası, tam bir rüya. Kaç odası var? Polly, o eve ihtiyacımız var. Size harika bir teklifimiz var. Sadece sizin için özel bir satış. Megan, indirimleri de var. Bu gerçekten ilginç. Koca saray neredeyse bedava. İnanabiliyor musunuz? Sadece 100.000 dolar. Ne kadar? Kızlarımızın sanırsak bu ucuz sarayı unutmaları gerek. Megan, henüz pes etme. Neden bir saraya ihtiyacımız var? Burada kendi evimizi inşa edelim. Küçük ve rahat. Oyuncak evi gibi. Hadi yapalım kanka. Pekala, evimiz buraya gelecek. Oldukça büyük olacak. Duvarları, çatıyı ve pencereleri yapacağız. Masal evi gibi olacak adeta. Hadi işe koyulalım. Temelle başlayalım. Güçlü olmak zorunda. Vidaları montalayalım. Şimdi evin çerçevesini yapabiliriz. Bu kolay değil. Ama ekip işi başarı işidir. Şimdi en zor kısma geçiyoruz. Duvarların güçlendirilmesi. İnşaat malzemelerimiz hazır. Keselim, biçelim. Bu sütunlar buraya gitmeli. Devamında çatıya geçiyoruz. Üçgen yapalım. İyi görünüyor. İskeletle işimiz bitmek üzere. Sadece birkaç son dokunuş kaldı. Ev için fayans nereden bulabiliriz? Arkadaşların zaten harika fikirleri var. Çatı yeşil olacak. Fırmasını bekleyeceğiz. Sonra işe başlayabiliriz. Çatıya bir kiremit deseni çizelim. Karton şablonlar bize yardımcı olacak. Bu çok kolay. Bir çocuk bile bunu yapabilir. Sonra bir kalem yardımıyla çizimleri gerçekleştirelim. Taslağı biraz gözden geçirelim. Çok gerçekçi görünüyor. Zamanı geldi. Çek Megan. Yaşasın. Çatı işi tamam. Geriye kalan tek şey bunu düzeltmek. Zımba teli, işlem tamam. Çatı yerinde. Ama duvarlar henüz yerinde değil. Hadi ekleyelim. Bu plastik panelleri evin etrafına yerleştireceğiz. Hızlı ve kolay. Yardım et Polly. Takım olarak çalışmak çok daha eğlenceli. Mini bir saray inşa etmek çocuk oyuncağı. Peki evimiz ne renk olacak? Açık leylak harika görünüyor. Boya ve fırçalar. İhtiyacımız olan tek şey bu. Sanatsal yetenekleri göstermenin zamanı geldi. Boyama yapmayı seviyorum. Çerçeveleri de beyaz yapabiliriz. Fırçalarımızı alıp boyamaya başlayalım. Panjurları da beyaza boyayalım. Beni takip et Polly. Evin içini düşünmenin zamanı geldi. Bazı fikirlerim var kanka. Her şeyden önce güzel bir duvar kağıdı. Bu harika bir fikir. Yakında ev tamamen farklı görünecek. Boya kurudu. Şimdi kapıların açılma zamanı. Güvenli olduğundan emin olmalıyız. Polly bu işte profesyonel. Mükemmel. İşe yaradı. Kim iyi bir iş çıkardı? Polly iyi bir iş çıkardı. Bu halıya hayat vermenin zamanı geldi. Çok rahat bir hale getirmeliyiz. Bu pembe perdeler havadar hissettirecek. Tülü tavana bağlayalım. Mobilya zımbası kullanalım. Bütün peri prensesleri bu evi kıskanacak. Başardık. Ama inşaat ekibinde bir anlaşmazlık var. Megan, ben daha iyisini biliyorum. Ama dostluk her zaman kazanır. Bu sevimli kediciyi buraya koyacağız. Çekmeceleri de duvara dayayacağız. Ve elbette birkaç sevimli aksesuar da ekleyeceğiz. İç mekanın gökkuşağının tüm renklerinde parlamasına izin verelim. Peki ya mobilyalar? Rahat bir koltuğa ihtiyacımız var. Bir tane de ona eşlik etmesi için koyalım. Bir masa da kullanışlı olur. Vay, oldukça rahat. Sırada ne var? Duvarlar boş olmamalı. Hemen yeni bir fikre ihtiyacımız var. İşte bir fikir. Neden bir güzellik salonu açmıyoruz? Rafları da kullanabiliriz. Tüm güzellik malzemelerini üzerlerine koyacağız. Onlardan çok olacak. Burası iyi bir güzellik salonu oldu. Daha fazla ışık.
Bu ışıklar iç mekana mükemmel uyum sağlayacak. Şimdi gecelerimiz bile aydınlık olacak. Son dokunuşta güzel perdeler. Kim evimizi ziyaret etmek ister? Megan ve Polly misafir ağırlamaya hazır. Pencere pervazını unuttuk kanka. Bu çok basit. Gerçek bir inşaatçı için hiçbir engel yoktur. Bekle, tabelamız da eksik. Hadi asalım. Güzellik salonumuz açıktır. Tüm güzellik hayalleriniz burada gerçek olacak. Sizi bekliyoruz. İlk müşterimiz geliyor. İçeri gelin, rahatınıza bakın. Megan ve Polly makyaj hakkında çok şey biliyorlar. Güzellik tarifi basittir. Gökkuşağı renkleri, değerli parıltılar ve parlak vurgular. Bakın, şık görünüm hazır. İşte ilk kazanç da geldi. Bu güzellik salonu bir hit olacak. Bir müşterimiz daha var. Herhangi bir isteğiniz var mı bayan? Makyaj yok, sadece saç. Bu Polly'nin en güzel saati. Dünyanın en iyi saç kesimini yapmak üzere. Biraz renkli iplikler ekleyelim. Ve saçları da süslü at kuyruğu yapalım. Stilistlerden özel bir hediye de var. Küçük parıltılar. Müşterimiz mutlu. Stilist için en iyi ödül budur. Ücretten sonra tabii ki. Güzellik salonu popüler olmaya başlıyor. Sıradaki müşteri geliyor. Merhaba, evde kimse yok mu? Burada güzel saç stilleri mi yapıyorlar? Hoş geldiniz. Bu ev devler için tasarlanmamış. Ancak stilistlerin buna bir çözümü var. Pencereye gel dostum, işte sandalyen. Stilistlerimiz işe koyuluyor. Biraz jöle ve saç modelimiz hazır. Teşekkürler. Hevesli stilistler parayı kazandılar. Bir güzellik salonunun iyi bir iş kapısı olduğu ortaya çıktı. Ama orada çok daha fazla iş fikri var. Kendi kafelerine sahip olmak gibi. En önemli şey bardır ve onu kaldırıp indirebilirsiniz. Sonra da yerine koyabilirsiniz. Polly, devam et, hadi yapalım. Evet dostum. Biraz uğraştan sonra rafımız hazır. Geriye kalan tek şey onu boyamak. Pembe renk henüz hiçbir kafeyi mahvetmedi. Fırçaları elimize alıyoruz. Kahrolsun güzellik salonu. Burası yazlık güzel bir kafeye dönüşüyor. Yes! Kim atıştırmak ister? İçeri gelin. Günün yemeği ağız sulandıran sosisli sandviçler olacak. Tüm malzemeler yerinde. Bu sadece onları yapma meselesi. Tarif çok basit. Bir ekmek, bir sosis ve bir de sos. Bu gerçekten iyi görünüyor. Kimse bu yemeği reddetmeyecek. Affedersiniz, işte ilk müşteri geliyor. Bugünkü menüde ne var? Bir sosisli alayım lütfen. Afiyet olsun. Açık havada atıştırmalık bundan daha iyi ne olur? Müşteriler gelmeye devam ediyor. Sosisli sandviçler çok lezzetli. Biraz daha gayretle bu küçük kafe 5 yıldızlı bir restorana dönüşecek. Bu bir başarı. Konuklar güzelliklerin tadına bakarken iş kadınları para sayıyor. Başardık Megan. Aferin dostum. Bu kafe kasabanın klasiği olacak. İşler çok yorucu. Neden biraz ara verip film izlemiyoruz? Harika, ekran da hazır. Projektörü de oraya koyacağız. Hadi Megan, sandalyeleri yeniden düzenleyelim ve hazırız. Ev sineması mükemmel. Bir sonraki işlemi başlatma zamanı. Polly, bir sinema salonu açıyoruz. Tabela hazır. Bir poster bile var. Bugün Moana'yı izleyebiliriz. Hadi projektörü ateşleyelim. Koltuklara yerleşelim ve rahatlayalım. Patlamış mısır olayı iki kat daha eğlenceli hale getirir. Polly, bir şey unuttuk. 3D gözlük. Ev sinemasındaki her şey gerçek. Ama o gözlüklere ihtiyacımız yok. Onlar olmadan da olur. Yakında bir sürü ziyaretçi gelecek. Tak tak.
Burada çizgi film izleyebilir miyiz? İçeri gelin. Kendinizi evinizde gibi hissedin. İşte her ziyaretçi için küçük bir bonus. Bedava patlamış mısır. Hizmet birinci sınıf. Zaman biraz sıkıcı olmaya başladı. Ne yapmamız lazım? Polly, bir partiye ihtiyacımız var. Bu en iyi fikirdi Megan. Ama yapacak çok işimiz var. Kulübemizi dekore etmeliyiz. Bir sürü parıltı ve led. Dans pisti harika görünüyor. DJ Megan da doğru müziği bulmak üzere. Pekala, başlıyoruz. Hadi eğlenelim. Sabaha kadar dans edeceğiz. Candice, hey. Bu eve ihtiyacımız var. Bu mükemmel. Burada her gün parti yapabilirsiniz. Polly, sana bir teklifim var. Benim parama karşılık kulüben. Bu cazip. Bana uyar. Tehlikede 100.000 kişi var. Bu teklifi geri çeviremeyiz. Ah evet, burayı isteyen bir sürü insan var. Vay, görünüşe göre iyi bir yatırımımız oldu. Hey kızlar, ev için sağ olun. Megan, artık zengin miyiz? Evet, evimizi satın aldığınız için sağ olun. Şuraya bak Megan. Burada o kadar çok para var ki kendimize koca bir saray inşa edebiliriz.